Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bugün Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğu iddia edilen, yani basına öyle düşen şu sosyal medya düzenlemesinin maddeleri neymiş, onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz öncelikle bizim işimiz siyaset değil. O yüzden hani bu videoda veya yorumlarda bu meselenin siyasi boyutuyla ilgili tartışmanızı da çok tercih etmeyiz. Bizim amacımız burada hani ne madde sunulmuş, bunların amacı neymiş, bize ne gibi faydaları ya da ne gibi zararları olabilecek onlardan bahsedeceğiz. Şimdi gelin isterseniz direkt maddelerle başlayalım. Bir kere bu ortaya atılan sosyal medya düzenlemesinin en temel amacı Türkiye'de 1 milyondan fazla trafiği olan bu sosyal medya ağları da diyebiliriz bunlara. Web sitelerinin Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu ile ilgili bir şey. Yani aslında devlet burada diyor ki kardeşim sen burada bu yayını yapabilirsin, bunu da yapabilirsin. Ama benim karşıma eğer trafiğin bu rakamdan yüksekse benim ülkemde bir temsilcilik barındırman gerekiyor diyor. Ek olarak ki ileride sıkıntı olabileceğini düşündüğü maddelerden bir tanesi bu. Kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamalarını istiyor. Peki diyelim ki bir sosyal medya ağı arkadaşlar 1 milyondan fazla trafiği de var. Türkiye'de temsilcilik barındırmıyor. Bu durumda yaptırımlar ne olacak? İlk etap bu sosyal medya ağına 3 aylık reklam vermeme cezası verilecek. Burada da yine devlet yetkilileri durumu şöyle açıklıyorlar. Amacımız herhangi bir şekilde herhangi bir sosyal medya platformuna olan erişimi kesmek ya da insanların oraya girmesini engellemek değil. Bu gerekçeyle direkt olarak bir kapama kararı gibi şiddetli görünebilecek bir yaptırıma gitmiyorlar. Eğer koşullar yine de yerine getirilmezse ikinci etapta diyeyim ben size 10 milyon TL'lik bir para cezası, 30 gün içerisinde yerine getirilmezse 30 milyon TL'lik bir para cezası uygulanacak. Peki kişisel hakları koruma meselesi bu iş nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim. Diyelim gerçekten bir hak ihlali var. Orada bir sıkıntı var yani ve bu apaçık bir şekilde ortada. Bu sefer devlet diyecek ki ilgili sosyal medya ağına kardeşim bu içeriği 48 saat içinde kaldır. Kaldırmazsan 5 milyon TL para cezası kesilecek. Bu 48 saatin haricinde diyelim ki sosyal medya platformunu 24 saat içinde kaldırmadı. Bu sefer de doğabilecek hak ihlallerinden ortaya çıkabilecek belirli koşulları da tazminat olarak sosyal medya ağından alabilecekler. Tüm bunların haricinde yine de ille de bu adamlar temsilciliği açmıyorlarsa mahkemeler %90'a kadar trafik bandını daraltma kararı verebilecekler. Bu ne demek? Yani işin özü şu, o siteye giriş hayvan gibi yavaş olacak. Hayvan gibi mi dedik yanlış oldu ama ağır olacak. Eğer bir mahkeme bu %90 trafik bandı daraltma kararı verirse servis sağlayıcıları bunu 4 saat içinde uygulamak zorunda olacak. Şimdi benim hoşuma giden bir şey var arkadaşlar. Onu belirteceğim. Unutulma hakkı diye bir şey gelecek artık. Siz adınızın herhangi bir sosyal medya platformunda veya bilgilerinizin, verilerinizin orada yer almasını istemiyorsanız unutulma hakkı talebinde bulunabileceksiniz. Veya verilmiş bir kararın üzerinden 7 yıl geçtiyse yine o karar unutulma hakkına tabi tutulacak. Yani unutulacaksınız. Şimdi arkadaşlar umarım bu durumu özetleyebilmişimdir. Benim buradan bakınca ilk haliyle şu anki görünen haliyle diyeyim devlet yetkililerinin derdi ilgili sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasıyla ilgili. Bu temsilciliklerin hukuki ve mali bir şekilde karşılarında bir muhatap görmek istiyorlar. Aslında bu talep oldukça normal şu anda. Fakat sosyal medya ağlarının hepsinin bunu yerine getirip getirmeyeceği şu anda şüpheli olan. Ha şey diyebilirsiniz ya da altta tartışma çıkabilir bu meselenin Netflix'le bir ilgisi yok. Çünkü Netflix'in bu olaylarla şimdilik pek bir alakası yok. Oradaki sorun sansür sorunu. Onu ayrıca tartışabiliriz. Artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere dilimiz döndüğünce bu sosyal medya ağlarıyla ilgili olan yaptırım kararlarının özetini bir ön bakışını atmaya çalıştık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca kafanızda takılan herhangi bir şey varsa bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz diyorum. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.